Değerli basın mensupları, değerli Ünyeliler. Bildiğiniz gibi Ordu coğrafyası uzun süredir fütursuzca başlatılan maden arama ve siyanürlü altın işletmeciliği felaketi yaşıyor. Bölgemizde halen inşaat malzemesi temini nedeniyle işletilen agrega tesisleri, neredeyse tamamı ihracata çalışan bentonit ocakları ve bentonit tesisleri, Fatsa Bahçeler Mahallesi'nde siyanürle altın üreten bir tesis bulunmaktadır. Son alınan kararlarla beraber Ordu'nun kamu arazilerinin üçte biri maden arama sahası olarak ilan edilmiş durumdadır. Bu kararla beraber Ordu'nun birçok mahallesinde siyanür kullanılarak altın işletmeciliğinin önü açılmaktadır. Son zamanlarda Ünye'de de bentonit rezerv tespiti adı altında Üçpınar, Yeşilkent ve Çiğdem mahallelerinde sondajlara başlanmıştır. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü sondaj noktalarında yapılacak sondaj işlerini özel bir firmaya ihale etmiştir. Firma yetkilileri çalışmalarla ilgili bölge halkına açıklayıcı ön bilgiyi vermeden ve arazilerin kullanım hakkına da riayet etmeden çalışmalara başlamıştır. Son dönemde yapılan mevzuat değişiklikleriyle bu çalışmalar çevre etki ve değerlendirme belgelerinden de muaf tutulmuştur. Bu nedenle halkın katılımı bir kenara itilmiş, biz devletiyle çalışmalar başlamıştır. Çalışmalar bölge sakinleri tarafından 7'den 7'e büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Ünye kamuoyu ve tüm Türkiye çapında faaliyetlere büyük tepkiler olmuştur. Bölge halkının uzun yıllardır eksikliğini çektiği yol, içme suyu, kanalizasyon ve çöp gibi temel hizmetler dururken, devletin yabancı şirketlerin kârlarını gözeterek bölgeye yaptığı ve bölge halkının hiçbir zaman tasvip etmediği bu sondaj faaliyetini durdurmak için genç yaşlı, kadın erkek, herkes seferber olmuştur. İlk iki kez mahalle sakinlerinin tepkisi nedeniyle durdurulan faaliyetler, asker, jandarma ve polis eşliğinde devam ettirilmek istenmiş, halkın karşı koyması üzerine hiç de hoş olmayan görüntüler ortaya çıkmıştır. Kadınlar ve genç kızlar yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmış, genç yaşlı gözetmeksizin insanlar ters kelepçe takılarak gözaltına alınmışlardır. Temel ihtiyaçlar için kılını kıpırdatmayan devlet, 3-5 yabancı şirketin kârları için seferber olmuştur. Değerli basın mensupları, sözünü ettiğimiz Üçpınar, Yeşilkent ve Çiğdem mahalleleri, Ordu coğrafyasının ve Ünye'nin en sorunsuz mahalleleridir. Fındık verimi en yüksek olan bölgelerdir. Ayrıca bal üretiminin en modern şekilde yapıldığı mahallelerdir. Bu nedenle nüfusu artan ender mahallelerimizdendir. Bölge halkı madenciliğe karşı da değildir. Halen Üçpınar'da ve Yeşilkent'te bentonit ocakları bulunmaktadır. Daha önce asfalt ve hazır beton için agrega tesisleri de bulunmaktaydı. Bölge halkı yollarının bozulması ve trafiğin de ağır kamyonlar nedeniyle tehlike saçmasına rağmen bu işletmelere hiçbir engellemede bulunmamıştır. Alınan güvenlik önlemlerine ve MTA'nın yaptığı hiçbir açıklama yapmamasından da tüm açıklamaların güvenlik güçlerine bırakılmasından da anlaşıldığı gibi bu madencilik faaliyeti bölge için onulmaz tehlike yaratacak olan altın madenciliğinin ön etütleridir. En önemlisi de bölge sakinlerinin atanmış devlet görevlilerinin insafına terk edilmiş olmasıdır. Seçimle iş başına gelen iktidar milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ünye Belediye Başkanı ve iktidar partisinin seçimle yetki alan belediye meclis üyelerinden ne bir ziyaret ne de bir açıklama yapılmamıştır. Mülki amirler, güvenlik görevlilerinin verdiği sözler ve açıklamalar suya yazılmış yazı gibidir. Görev süreleri maksimum 4-5 yıl olan bu devletin atanmış amirlerinin beyanatları halkı tatmin etmemektedir. Seçimle görev alan milletvekilleri ve yerel yöneticilerin suskunluğuna da halkımız gereken cevabı ilk fırsatta verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak en başından itibaren olaya müdahil olunmuş gerek ilçe örgütümüz, gerekse milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımız tarafından faaliyetler ve olaylarla ilgili gerekli incelemeler yerinde yapılmıştır. Kamuoyunu bilgilendirilmiş, mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gerekli hukuki desteğin verileceği belirtilmiştir.
Daha sonraki faaliyetler için de her türlü desteğin verileceği sözü verilmiştir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanlığı olarak her zaman bölge halkının yanındayız. Her türlü desteği vereceğiz ve faaliyetlerin takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz.